Merhaba herkese. Bugün Kütükev sisteminde duvar oluşumu yapılırken panel duvarlarla kütük duvarların nerede kullanıldığı ve ayrımını anlatacağım. Biz bunları panel duvar olarak adlandırıyoruz. Çünkü içi boş, dışarıdan içeriden bir kaplama var, içeride de konstrüksiyon var. Burada hemen size kalkan duvarımızdaki örneği göstereyim. Kalkan duvarımızdaki detay panel sistem, yani bir karkas oluşturduk. Altındaki duvarımız kütük. Ama onun üstündeki duvarımız panel yapıldı. Neden? Çünkü kütük oturacağı için üst taraflara çıktıkça, yani kat yükseldikçe artık bazı duvarlarda panel, yani log siding uygulaması yapmamız lazım. Bir de şurada şöyle izah edelim. Bu bir kütük duvar, kütük profil. Kütük profilin şu iki tane yan tahtalarını aldığımızı ve duvara çaktığımızı düşünelim. Yani şunu alarak çaktığımızı düşüneceğiz. Bu bize neyi sağlıyor? Şimdi kütük duvarlarda bazen akslar aynı duvarlar ilerlemiyor. Üst katta kayabiliyor akslar. Dolayısıyla orada hafif bir kütleye, hafif bir malzemeye ihtiyacımız var. Orada ara kat taşıyıcılarına kütük duvarları taşıtamayız. Bu riskli bir işlem olur. Dolayısıyla eğer akslar kayıyorsa ikinci ve üçüncü katlarda ve bu duvarlar mertekler üzerine geliyorsa burada kütük yerine bir log siding, yani panel duvar kullanıyoruz. Burada birçok duvarımız üst katta kaymalar olduğu için projeye göre log panel uygulaması yapıldı. Bir de burada görelim arkadaşlar. Bakın burada da yine şu anda ikinci kattayız. İkinci katta hemen kalkan duvarımız konstrüksiyonu yapıldı, karkası yapıldı. Dışarıdan plywood kaplandı. Dışarıdan tekrar bir izolasyon yapıldı. Burada içeride de iki kat soft malzeme izolasyonumuz olacak. Ve bu tekrar içeriden log siding'den kaplanacak. Bu duvara içeriden baktık. Şimdi bir de dışarıdan bakalım. Şimdi de dışarıdan bakalım. Demin biraz önce odanın içinden baktığımız duvara şu anda dışarıdan bakıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi o üçgen yukarıdaki duvarımız dışarıdan da log siding kaplandı. Ama baktığınız zaman hemen o pencerenin üst pervazından alt taraf zaten belli, bakın kütük orada kesilmiş. Boğaz sistemi kesilmiş orada. Ondan sonra panel çıkıyor. Ama hemen pencerenin üst seviyesinin altından itibaren gene kütük duvar. Biraz önce içeriden baktığımız duvara şimdi dışarıdan baktık. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kütük mü, panel mi, kaplama mı anlaşılmıyor. Mesela duvarın odaya bakan tarafı log siding, ahşap isteniyor. Ama bu tarafı, banyo tarafı fayans kaplanabilir. Bu durumda da biz log siding'li panel duvar kullanıyoruz. Yani akslar kaymasa dahi burada duvar aşağıdan yukarı doğru devam etse bile bazen yukarıda müşterimiz banyolarda, birçok müşterimiz hatta fayans istiyor. Fayans yapmak için de tekrar kütüğü kaplamanın bir anlamı yok. Dış duvar olmadığı sürece. Duvarlarımızın hepsi kütük. Sadece yukarıda, dışarıda üçgen gelen çatılarda, kalkan duvarlarda dış duvarlarımızı log panel sistemiyle yapıyoruz. Mesela burada hemen size örneğini göstereyim. Bakın bunun duvarın altı boş. Altı boş olduğu için duvar neyin üstüne binmiş? Merteğin üstüne binmiş. Dolayısıyla bunu kütük kullanılmamızın hiçbir mantığı yok. Burada daha hafif bir malzeme kullanmamız lazım. Bunun için de burada log panel duvarları kullanıyoruz. Log panel ürününü biraz da yakından inceleyelim. Şimdi size biraz önce söyledim. Bu kesit burada kütük profilin dış kapağını baz alınarak üretilen bir kesit. Onun için zaten baktığınız zaman hangi duvar kütük, hangi duvar panel ayırt etme şansınız yok. Ben bile yıllardır bu işi yapıyorum. Baktığım zaman haberim olmasa o duvarın panel veya kütük olduğundan anlayamam ya. Yani. Şimdi bunların montaj detayında bu var. Bu lambire tekniği gibi, lambire gibi birbirine geçiyor. Aynı zamanda düşey olarak birbirine geçerken yatay olarak da geçmeleri mevcut. Bakın bunlar da yatay geçmeleri. Hem düşeyde geçiyor, hem düşeyde geçiyor, hem de bu şekilde
yatayda geçiyor. Bu bize neyi sağlıyor? Ahşap her zaman söylüyoruz çalışan bir malzeme olduğu için bu hareketlerde iki berzin birbirinden bu log sidinglerde Finlandiya Honka'dan geliyor. Siparişini veriyoruz evdeki metraja göre. Tabii boyasız geliyor. Biz burada kendimiz boyuyoruz bunları. Aynı zamanda bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane ahşap kesitin birleşmesiyle meydana gelen bir kaplamadır bu. Bu kadar geniş 26 santimdeki bir sidingi normal masif ağaçtan ürettiğinizde kaşıklanma yapar. Kaşıklanma nedir? Bu ucu ve bu ucu yukarı doğru kalkınca burada böyle kaşık gibi bir şekil ortaya çıkar. Biz bunu marangoz ormancılar dilinde de kerestenin kaşıklanması deriz. Yani ağacın kaşıklanarak yukarı doğru bel vermesi. Onun için kaşıklanma yapmaması için de bunlar da laminedir. Ses filtre kontrol. Şimdi bazen de müşteriler söylüyor. Ramiz Bey, biz kütük ev istedik ama iç duvarda panel. Şimdi eviniz zaten kütük ev. İç duvarlarda kullanacağınız panel duvarlar mühendis hesabına göre Honka tarafından önerilen işlerdir. Yani bir alt kattaki duvar devam etmiyorsa ve bu kaymışsa mimari olarak üst katlı duvarlar, burada mecbur zaten panel duvar kullanmaya. Aynı zamanda panel duvar kötü veya iyi diye bir şey yok. Burada önemli olan mühendislik hesabıdır, mühendisliktir. Doğru malzemeyi doğru yerde kullanmaktır. Ayrıca log sidinglerde yine Honka'dan geldiği için yüksek kalitede üretilmiştir. Bazen Honka'nın birçok projesinde dış duvarların hepsi kütük, iç duvarlardaki bütün duvarlar panel. Dolayısıyla bir de biz metrekare üzerinden çalıştığımız için, yani siz burada projeye para veriyorsunuz ama mühendislik hesabı yapılmış projeye para veriyorsunuz. Teklif usulü çalıştığımızda da bu log sidinglerin metrajları, bütçe fiyat teklifi verirken müşterimize kaç metrekare log siding var? Mesela iki tarafı log siding mi? Yani bir duvar mesela var. Bunun iki tarafı log siding ise birim metrekare fiyattan evin içinde ne kadar metrekare varsa onun fiyatını veriyoruz. Eğer içeride dışarıda mesela iç duvarda ahşap siding, banyonun içinde bordek ise bu da ayrı birim fiyatta fiyat veriliyor. Dolayısıyla siz ne aldıysanız onun birim fiyatı üstünden ne kadar metrekare iş yapılıyorsa onun fiyatını ödüyorsunuz. Arkadaşlar gelin size şu evi bir de önden göstereyim. Ev şahane oldu. Müthiş bir ev oldu. Honka Salmi modelini Türkiye'de uyguladık. Ya şuna bakar mısınız ya? Şu eve bir bakar mısınız? Nasıl? Renkler. Ön tarafta salondaki galeri kat. Pencereler. Yani insan bakmaya doyamıyor. İnanın bakmaya doyamıyor. Pencerelerimiz Ankara fabrikamızda üretildi. Bunun videosunu çektim. Yakında yayınlayacağım. 3 tane cam var içinde. 3 camlı. Argon gazlı. Ve İstanbul bölgesi olduğu için de sinerji cam kullandık. Doğramanın bir özelliği de içeride başka bir renk. Dışarıda başka bir renk. Çift renk doğrama. Özel bantlama sistemi yapıldı. Biraz işçilik gerektiren bir proses. Ama buradaki müşterimiz için onun isteği doğrultusunda bu şekilde bir imalat yapıldı. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bugün anlatacaklarım bitti. İlerleyen safhalarda içeride anlatacağımız daha birçok şey olacak. Onları da safha safha anlatacağız.